haksızlığı, soykırımı hatırlatıyor. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi ve Muharrem günü dolayısıyla düzenlediği toplantıda konuşan Arap Aleviliği Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Ak, Peygamber Efendimizin torunu İmam Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde iğrenç vahşetin 1131. yıl dönümünü zikrediyoruz dedi. Bu yıl 1331. yıl dönümünü zikrediyoruz. Bu tarih bizlere acıyı ve elemi, hiyaneti, haksızlığı, soykırımı hatırlatıyor. Kerbela olayının nedenlerine ve önemine değinen Şeyh Ahmet Ak konuşmasını şöyle sürdürdü. Muaviye Hazreti İmam Hasan'ı zehirletip şehit ettikten sonra oğlu Yezid için beraat almak için harekete geçer. Muaviye ölüm döşeğindeyken oğlu Yezid'i çağırır ve oğlu Yezid'in saltanatına tehlikeli olabilecek şahısları belirtmiş ve oğluna onlar hakkında vasiyetlerde bulunmuştu. Muaviye oğlu Yezid'in saltanatına karşı tehlikeli olabilecek şahısları şöyle sıralamıştır. Hazreti Hüseyin, Zübeyir'in oğlu Abdullah, Ömer'in oğlu Abdullah ve Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'dır. Hazreti Hüseyin'in miladi takvime göre 681. ve hicri takvime göre 65. yılında Muharrem ayının 10. gününde Kerbela çölünde 72 yareni ile birlikte şehit düşer. Bu tarih yani 10 Muharrem günü hak yolunda tahakkuk etmiş olan bir yiğitlik destanının olduğu gibi eşi görünmemiş kinin, düşmanlığın, kanlı katliamın, soykırımın ve iğrenç vahşetin 1331. yıl dönümünü zikrediyoruz. Bu tarih bizlere acıyı ve elemi, hıyaneti, haksızlığı ve soykırımı hatırlatıyor. Bu tarih yani 10 Muharrem günü hak yolunda tahakkuk etmiş olan bir yiğitlik destanının olduğu gibi eşi görülmemiş kini, düşmanlığın, kanlı katliamın, soykırımın ve iğrenç vahşetin bu yıl 1331. yıl dönümünü zikrediyoruz değerli misafirler. Kerbela soykırımını gündeme getirip ondan bahsetmek bazılarına göre gereksiz görülebileceğini kaydeden Arap Aleviliği Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Ak, biz bu konuyu ayrımcılık veya kutuplaşmak için gündeme getirmiyoruz. Zira İslam dini Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi tevhid ve birliğe esas alan ilahi emirlerin üzerinde inşa edilmiştir. Yapılan bu insanlık dışı sadistlikler gerçek iman sahibi insanların şuurunu paramparça eder. Allah'ı gereği gibi tanımayan bir kimsenin kurbet kastı geçerli olamaz. Zahiri ibadetini eksiksiz olarak yerine getirse bile marifet olmaksızın faydasızdır. Hazreti İmam Hüseyin peygamberin evladı, vasisi olduğu ve gerçek İslam dinini inha etmek için kıyam ederek Sırat-ül Müstakim'in yolunda şehit düştüğünü ve Yezid'in gerçek İslam dinini yok etmeye çalıştığını bilmemiz bizlere büyük fayda sağlar ve bizlere birçok şeyler kazandırır ifadelerinde bulundu. Muaviye ve Yezid'in başlatmış oldukları fitne, ayrımcılık hareketi, zulüm, İslam dinini ve İslam ümmetini yok etme amacını taşıyor.